Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Ali Cem Oktay. Ali Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Bugünkü konumuz yüz gençleştirme. Yüz gençleştirme işlemi nedir, neler yapıyorsunuz, biraz bahseder misiniz? Yani bildiğimiz üzere yüz belki de en sosyal anatomik bölgemiz. Evet. Gün boyunca sürekli bütün ifadelerimizi kullandığımız, dışarıya bütün modumuzu yansıttığımız bir bölge. Dolayısıyla herkes daha genç, daha aktif, daha pozitif görünmek istiyor. Biz de bunu sağlayabilmek adına bazı girişimlerde bulunuyoruz. Bunları aslında medikal veya ameliyatla yapılan işlemler olarak ayırmak mümkün. Evet. Medikal işlemler malumunuz botoks dolgu işlemleri gibi veya PRP mezoterapi gibi destekleyici veya şekil verici işlemler olabiliyor. Bunlar kısa sürede muayenehane şartlarında yapılabiliyor, güne devam edilebiliyor. Bir yandan da daha büyük eğer değişimler ihtiyacımız varsa o zaman da ameliyatla yüz gençleştirme işlemlerine başvurabiliyoruz. Bunları da yüz germe işlemleri, alt üst göz kapak estetiği, burun ameliyatları ki burun ameliyatları da aslında bir miktar gençleşme sağlıyor. Evet. Hatta önemli evet. miktarda olduğunu söyleyebilirim. Evet. Veya yüze yağ enjeksiyonu gibi işlemler olarak da sınıflayabiliriz. Yüz germe ameliyatlarında tabii bölgesel olarak düşünecek olursak hem normal tüm yüzün gerilmesi hem boyun bölgesinin gerilmesi mümkün olmakta. Buna biraz son zamanlarda popülaritesi de arttı. Şakak bölgesinin işte temporal germe işlemi dediğimiz, temporal lifting dediğimiz, son zamanlarda biraz daha popüler ismiyle işte cat eyes, fox eyes diye tabir edilen, evet. aynı zamanda göz kenarını da müdahale edip daha iyi bir hale getirmeye çalıştığımız operasyonlar olarak bahsetmek mümkün. Peki bu cat eyes, fox eyes gibi işlemleri anlatabilir misiniz? Neler yapıyorsunuz bu anlamda? Tabii bu cat eyes ve fox eyes işlemi aslında bizim temporal lifting diye literatürde tabir ettiğimiz, Türkçe olarak da şakak germe olarak bahsedebiliriz bir işlem. Bu işlemi yaparken saçlı deri içerisinden gerçekleştiriyoruz girişimizi. Böylece herhangi bir görünür iz kalmamasını sağlıyoruz. Amacımız hem kaş bölgesinin yukarıya doğru kalkması hem de göz kenarının aynı şekilde yukarıya doğru şekillendirilmesi ve aynı zamanda bu bölgede bir gerginlik sağlanması. Hedefimiz bu. Bunları da özel tekniklerle kalıcılığını arttıracak şekilde, çünkü ameliyatlı işlemlerde bizim bir amacımız da daha kalıcı sonuçlar elde etmek. Bunu da sağlayacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Burada hastalar açısından iyileşme dönemi tabii daha rahat. Yüz germe, boyun germe ameliyatlarla kıyasladığımız zaman 2-3 gün içerisinde günlük hayatlarına dönmeleri mümkün oluyor. Tabii ki kalıcı sonucu görmek yine bir 2-3 ay kadar vaktimizi alıyor ama ondan sonrasında daha doğal ama aynı zamanda daha çekici bir göz çevresi ve kaş şekli elde etmek mümkün oluyor. Peki bunu kapalı yöntemle mi yapıyorsunuz yoksa açık yöntemle mi? Yani endoskopik mi yapıyorsunuz, normal mi yapıyorsunuz? Tabii bu ameliyatta hem endoskopik hem de rutin prosedür mümkün. Bunu endoskopiyi kullanıyoruz çoğu hastamızda. Böylece daha küçük bir kesi ile bu işlemi gerçekleştirmek mümkün oluyor. Zaten izi saçlı deriye saklıyoruz. Bir de endoskopik işlem yaptığımız zaman iyice görünmez bir hal alması mümkün oluyor yaptığımız işlem. Peki kişi mesela kaşlarını kalkak istemiyor ama böyle cat eyes olsun, fox eyes olsun, bunun için böyle kapalı bir şekilde yanlardan gerek kantopeksi ya da kantoplasti gibi uygulamalar yapıyor musunuz yoksa hepsini beraber mi yapmayı tercih ediyorsunuz? Şöyle, bu da mümkün tabii ki. Sadece göz kenarına da kantopeksi veya kantoplasti yapabilirsiniz. Bunu üst göz kapağı ameliyatlarıyla genellikle kombine ediyoruz. Ama şu an trend daha çok bu bölgenin tamamına müdahale etmek üzerine. Çünkü böylece daha bütünsel bir yaklaşım elde edilebiliyor. Ancak hastanın beklentileri, anatomisi yapılması gereken buysa o zaman üst kapak ameliyatıyla veya izole olarak sadece kantopeksi, kantoplasti yapılabilir tabii. Peki yüz germe işleminde neler yapıyorsunuz? Biraz da bundan bahseder misiniz? Evet, yani yüz germe işleminde amacımız vertikal olarak yüzü yükseltmek, gerginlik sağlamak, kırışıklıklardan kurtulmak. Bunu yaparken de daha dinamik bir yüz ifadesi elde etmek. Bunun için yaptığımız insizyonlar yani kesiler görünmesini istemediğimiz için hemen kulağın neredeyse iç bölgesinden kulağın arkasına uzanacak şekilde oluyor. Böylece güzel de bir iyileşme
sağlanırsa görünmesi pek mümkün olmuyor. Ve bütün fazla olan deriyi yukarıya doğru çekiyoruz. Fazlalıklardan bir kurtulmuş oluyoruz. Aynı zamanda deri altındaki dokuları da aynı zamanda şekillendiriyoruz. Ve böylece total bir yüz gençleştirme sağlamak mümkün. Bu ameliyatları, yüz germe ameliyatlarını genellikle boyun germe ameliyatlarla kombine ediyoruz. Birlikte gerçekleştiriyoruz. Böylece daha bütünsel bir etki sağlamak mümkün. Bununla beraber yüz gençleştirmede yüzün volümü çok önemli. Hı hı. Volüm kaybı aslında yaşlanmanın, yani buradaki çöküklerden bahsediyorum, çökmelerden bahsediyorum. Yaşlanmanın en önemli göstergelerinden veya etkilerinden bir tanesi diyebiliriz. Dolayısıyla bunu da restore etmek, bunu da onarmak oldukça önemli. Burada da yağ enjeksiyonlarını kullanıyoruz. İşte genellikle bu yüz germe ameliyatlarına yağ enjeksiyonlarını da ekliyoruz. Peki boyun germe işlemi esnasında neler yapıyorsunuz? Mesela gıdısı olan bir kişi var, biraz sarkık olabilir ya da sarkık olmayabilir. Evet, bu aslında önemli bir nokta. Kimi hastada sadece yine bu yüz germe işleminde yaptığımız insizyon yeterli olurken, kimi hastada gıdı bölgesi daha çok dikkate almaya veya üzerine eğilmeye ihtiyaç duyuyor. Bu noktada bir liposuction silahımız var. Evet. Eğer yağlanma fazla ise bu bölgede, o zaman liposuction'la öncelikle o yağlardan bir arındırıyoruz bölgeyi. Kimi hastada bu tek başına bile yeterli olabiliyor hatta. Eğer bir deri sarkıklığı yoksa, boyun bölgesinin gerginliği yeterliyse bizim için, liposuction özellikle ultrason yardımlı liposuction'la yeterli sonucu almak mümkün. Ama bazı hastalarımızda deri fazlası da oluyor. Bu noktada bu derinin gerilmesi ve fazla olan derinin çıkarılması yine bu yüz germe ameliyatındaki insizyonla mümkün. Buna ek olarak da bazen kas gevşekliği oluyor. Orta hatta bir kas onarımını da ekliyorum açıkçası. Buna da platizmaplasti diyoruz teknik anlamda. Bunları bütünsel olarak düşünmek, hasta bazlı planlamak çok önemli. Böylece daha doğru ve hastayı memnun edecek sonuçlar elde etme ihtimalimiz artıyor. Yani boyun germe yapacağınız hastaya beraberinde yüz germeyi de yapıyorsunuz. Öyle mi anlamamız gerekiyor? Şöyle, bu şart değil. Boyun germe izole de yapılabilir. Ama genellikle boyun germe ihtiyacı olan hastamızın bir miktar yüz germe ihtiyacı veya alt yüz germe ihtiyacı da oluyor. Genellikle kombine ediyoruz. Ama sadece mesela boyun germe yapacağımız hastalarda izi kulak arkasında bırakmak da mümkün. Bu yüz germedeki insizyonu yapmamak mümkün. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Peki iyileşme süreci nasıl ilerliyor? Bu ameliyatlarda özellikle ameliyat sonrası ödem, morluk ve bunun gibi ameliyat sonrası süreçlerle karşılaştığımız için bunların bir geçme süreci var, bir iyileşme süreci var. Bu da genellikle bir hafta civarında oluyor, özellikle ödemin gitmesi. Morluklardan bahsedecek olursak da yine birkaç hafta alabiliyor. Kimi hastada tabii ki hiç karşılaşmıyoruz. Çok hızlı bir iyileşme süreciyle karşılaşmak mümkün oluyor. 3-5 gün içerisinde tamamen günlük hayatına dönebilecek hastalarımız oluyor. Ama genel geçer bir şey söyleyeceksek 10 günle 2 hafta arasında bir iyileşme sürecinden bahsetmek mümkün. Peki tam sonucu ne zaman göreceğiz? Evet, onu soracaktım. Evet, güzel iyileşiyoruz. 10 günde 2 haftada hayatımıza dönebiliyoruz. Ama hocam bu son halini ne zaman alacak dediğimizde de 2-3 ay gibi bir süreç bizi bekliyor. Genellikle 3 ay sonucunda kabul edilebilir oranda ödemlerin geçtiğini, herhangi bir morluk veya herhangi bir bizi rahatsız edecek durumun kalmadığını söylemek mümkün. Peki bu ameliyatların sonuçları kalıcı mıdır? Tabii şöyle, kalıcıdır. Yaptığımız hiçbir şey sonsuza kadar kalmıyor biliyorsunuz. Evet. Ancak bazı şeyleri biraz geriye almak mümkün. Yüz germe ameliyatlarıyla, yüz gençleştirme ameliyatlarıyla da yaklaşık bir 10-15 yıl kadar geriye gitmek mümkün oluyor. Ve yaşlanma sürecimiz o noktadan tekrar başlamış gibi oluyor. Evet. Örnek vermek gerekirse 55 yaşında bir hastaya bu işlemi uyguladığımız zaman misalen 40 yaşına dönmüş gibi düşünecek. Ondan sonra belki 15-20 sene sonra yeniden bu yaşlanma belirtilerini görecektir. Ama ciddi bir zaman kazanıldığını söylemek mümkün. Ameliyatsız yöntemlerle kıyaslandığında özellikle kalıcılığının ve zaman kazandırma yönünün oldukça iyi olduğunu söylemek mümkün.
vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok mutluydum burada sizlerle birlikte olmaktan. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Bugünkü program konuğumuz plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Alicem Oktay idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.